Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Evet, daha önceki yayınlarımızı takip eden seyircilerimiz bilecektir ki birçok gayrimenkul hukuku konusunda bazı uzman meslektaşlarımı ve hukukçu dostlarımı davet edip kanalda onların görüşlerini alıyordum. Ama bugün ve bundan sonra çalışma arkadaşlarımın da yine kanalda aslında görüşlerine başvuracağım. Bu kapsamda da bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Daha önce hiçbir çalışma arkadaşımı görmemiştiniz. Hatta belki bir iki videoda sesini duymuştunuz ama artık bundan sonra aralıklarla onlarla da sizi buluşturmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir konuyu yine çok değerli bir meslektaşım Merve Tayanç'la görüşeceğiz, konuşacağız. Kendisi de konusunda çok hakim. Dolayısıyla miras hukukuyla ve gayrimenkul hukukunun çok önemli bir noktasıyla bu ilk videomuzu kendisiyle başlatmak istedim. Hoş geldin Merve. Hoş buldum Murat Bey. Umarım güzel bundan sonra aralıklarla buna benzer videolarda seyircilerle Umarım. bir araya geleceğiz. Bugün İnşallah. de ilk konumuz miras. Miras sebebiyle istikak davası. Hepimizin çok fazlasıyla merak ettiği konulardan biri. Çünkü ben tabii ki bunu nereden biliyorum? Sizlerden gelen sorulardan anlıyorum. Miras hukukuna ve mirastan kaynaklı gayrimenkul davaları çok fazlasıyla gündemimizi oluşturuyor. Sizlerin de birçok sorusunu yanıtlamaya çalışıyoruz ama tabii ki oradaki imkanlar çok daha sınırlı. Burada biraz daha detayları ben Merve'ye soracağım. Merve de bize ayrıntılarıyla açıklamaya çalışacak. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Acaba miras nedeniyle istikak davası nedir? İstikak davası nedir? Çünkü bilmeyen birçok vatandaşımız olacaktır. Onları bir en azından Merve bir başlarsak devam Tabii. ederiz sonra. Miras sebebiyle istikak davası aslında diğer istikak davası türlerinin ayrıksız bir biçimde Medeni Kanun'un 6 sosyede ve devam maddelerinde yayınlanıyor, düzenleniyor. İstikak davası da aslında mülkiyeti elinizde olduğunuz bir şeyi başkasının zilyetinde, başkasının fiili hakimiyetinde olduğu zaman onu dava yoluyla geri almanız. Yani mülkiyet hakkına dayanarak o şeyi geri talep etmeniz anlamına geliyor kısaca anlatmam gerekirse. Miras sebebiyle istikak davası da aslında mirasçıların atanmış veya yasal mirasçılar bunlar fark etmez. Terekenin bir malı ya da terekenin tamamının başkasının haksız zilyetinde olması halinde bunların geri terekeye iadesini isteyebildiği bir dava türü. Nasıl olabilir Oldukça da mesela bir ayrıksı bir dava türü. örneklendirirsek? Örneğin miras bırakan bir borç para vermiştir size. Evet. Sizin bu parayı geri terekeye geri miras bırakanı iade etmeniz gerekirken siz bunu iade etmemişsinizdir. Siz şu an burada haksız zilyetlisiniz. İsterseniz bunu kötü niyetli olun, isterseniz iyi niyetli olun, bunu haksız illetlikte bulundurmuş olursunuz. Evet. İşte bu hallerde siz bu davayı açabilirsiniz. Ama bu davayı açmak için de çok önemli bir detay var. Miraslıktan kaynaklanan üstün hak. Sizin eğer miraslıktan kaynaklanan bir üstün hakkınız yoksa bu davayı açma ihtimaliniz yok. Bu ne demek? Mirastan yoksunluk, mirastan ret, mirastan feragat. Bu gibi hallerde sizin bu davayı açma gibi bir imkanınız yok. Yani temelde mirastan Evet. yararlanacak kişilerden Evet. birisi olmanız gerekiyor ve dolayısıyla bir haksız bir zilyetinde bir Evet. herhangi bir taşınır taşınmaz Tabii ayrımı ki. var mı? Yok, değil Yok, hayır. Aslında normal istikak davasının en büyük farkı da bu. Taşınır taşınmaz, fitri mülkiyet hakları, franchise sözleşmeleri, terekenin dahiline giren her şeyi Tabii siz biz daha dava çok yoluyla gayrimenkul alabilirsiniz. hukuku Tabii ile ki, evet. ilgili çok konuşuyoruz bu konuları Evet. ama sonuç itibariyle böylesi bir durum her türlü hakka Tabii ki. konu edilebilir. Evet. Peki böylesi bir davanın yani mirastan kaynaklanan istikak davasının avantajları nedir? Yani niye bu davayı açmamız Çok büyük lazım? avantajları olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle külli bir dava. Yani demek istediğim şey şu. Terekenin her malı için sizin ayrı bir dava açmanıza gerek yok. Bu bütün bütün terekedeki malların hepsini bir dava dilekçesiyle talep edebiliyorsunuz. Evet. Bu çok büyük bir avantaj. Diğer avantaj ise bence en güzel avantajı tedbir, ihtiyat tedbiri, önleyici tedbir. Ayrıksı bir hükmü var normal ihtiyat tedbir kararlarından ayrı olarak. Siz eğer davacı olarak talepte bulunursanız mahkeme sizin bu talebiniz doğrultusunda taşınmazınızın yani taşınmaza, dava konusu taşınmaza tapusuna şerh koyabiliyor. Yani bu şekilde Evet. herhangi bir tasarrufta bulunamıyor mu? Yok. Hayır bulunamıyor ve bunun mahkemenin takdiri altında olmadığını kanun hükmünden anlıyoruz. Çünkü direkt kanun hükmünde alır. Gerekli tedbirlerin hepsini alır. Alabilir gibi bir cümle yok. O yüzden Ha. böyle büyük bir avantajı var. Herhangi bir teminat karşılığında mı Yok, hayır alıyor? öyle bir Herhangi düzenleme de bir yok. düzenleme de yok. Yani Çok büyük dolayısıyla avantajı çok var. büyük bir en Evet. azından üçüncü kişilere geçmesi Çok büyük bir noktasında avantaj. büyük bir
Bir avantajı olabilir. Daha var. Peki ben bu, ne avantaj? Onu bir avantajı da kazandırıcı zaman aşımı. Ha. Şimdi bu kazandırıcı zaman aşımı ne diye sorarsanız, siz iyi niyetle, yolsuz teşhile güvenerek bir taşınmaz satın aldınız ya da yolsuz teşhil var ortada. Ama 10 sene boyunca iyi niyetli bir şekilde maliksiniz. Malik sıfatıyla orada davasız ve aralıksız devam ediyorsunuz. Siz artık 10 sene dolduktan sonra bu taşınmazın gerçek yollu teslim, yani teslimin tamamen doğru olması sizin de tamamen malik olmanız anlamına geliyor. Siz davada bunu ileri sürebilir misiniz bu davada? Hayır, süremezsiniz. İsterseniz 15 sene boyunca iyi niyetli malik olarak o taşınmazda malik sıfatıyla oturun, çözemezsiniz. Bunu kullanamazsınız. Çok büyük bir avantaj bence bu. Evet. Peki bu davayı kime karşı ve nerede açıyoruz? Nasıl açılıyor? Bu tarafları davayı, kimler? Onları da bir en azından söyleyelim. Tamam. Bu davayı davalılar daha doğrusu davacılar, mirasçılar. Ve bu mirasçılar yasal ya da atanmış mirasçı olabilirler. Burada hiçbir ayrımımız yok. Eğer mirasçı sıfatına haiz değilseniz açtığınız dava normal istihkak davasıdır. Yine aynı şekilde eğer tereke temsilcisi, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa davayı bunlar da açabilirler. Yine aynı şekilde eğer mirasçı olarak iflasa tabiyseniz ve iflas idaresi atandıysa iflas idaresi de bu davayı açabiliyor. Biz bunu Yargıtay kararlarından görebiliyoruz. Ne var? Örnek var mı? Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. Hemen okuyacağım size ben de. Taşınmazın kamulaştırılması sebebiyle ödenen veya üçüncü kişilere satış yoluyla elde edilen haksız menfaatin iadesini mirası reddeden davacılar değil, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi sonucu oluşması gerekli iflas idaresini talep etmesi gerekiyor. Yani burada iflasa tabi mirasçı da, iflas olan mirasçı da açamayacak, iflas idaresi açabilecek. Davalılar bence en büyük kısmı da bu. Davalının kesinlikle mirasçı olmaması gerekiyor. Bu miras sebebiyle istihkak davasını yöneltemezsiniz. Çünkü bu davanın ayrıksı daha ayıran özelliği mirasçılıktan kaynaklı üstün hak. Sen mirasçısın. Davayı açtığın kişi mirasçı. İkinizin de üstün hakkı var. O zaman bu davayı nasıl... Peki öyle bir durumda mirasçılar arasında hangi davayı önerirsin? Mirasçılar arasında ben öncelikle paylaştırma davasını, daha sonra da eğer paylaştırmaya rağmen hala bir haksız işgal, haksız iletlik varsa o zaman da adi istihkak davasını öneririm. Buna gidilir. Ki zaten Yargıtay da kararlarını bunu söylüyor. Hatta 2019 tarihli bir kararında aynı şekilde bu dava mirasçılara karşı yöneltiliyor ve bu mirasçılar aslında Sulh Hukuk Mahkemesi'nin virasat ilan mirasçılık belgesiyle de sabit. O yüzden bir yanılsama da yok aslında ortada ve Yargıtay öncelikle paylaşma davası, daha sonrasında istihkak davasına gidebilirsin diyor. Peki şimdi ben bu davayı açtım, kazandık ya da kaybettik İnşallah. Ama şimdi öncelikle hep bu davalar çok sonradan açılır. Evet. Bazen de zaman aşımları, hak düşürücü süreler gündeme gelebilir. Böylesi bir durum söz konusu mu? Evet, zaman maalesef aşımı var mı? Var. Zaman aşımını da ikiye ayırıyor aslında kanun koyucu. Bir iyi niyetli zilletliğe karşı, bir de kötü niyetli zilletlere karşı. Onu da biraz açar mısın? Yani iyi niyet, kötü niyet nasıl şöyle, yani aslında bence bizim konumuzda da en önemlisi yolsuz teşhil. Siz tapudaki bir yolsuz teşhile güvenerek taşınmazı alıyorsunuz. Ve tamamen bunda iyi niyetlisiniz. Bilmiyorsunuz tapudaki yolsuz tescilin yolsuz olduğunu. Siz aldıktan sonra artık miras sebebiyle istihkak davasını mirasçı, açacak mirasçı, öncelikle sizin haksız illet olduğunuzu ve mirasçı olduğunu ikisini aynı anda öğrendikten sonra bir sene içinde davayı açabilir. Çok kısa bir süre. Yine her halükarda mirasçılık sıfatını öğrendikten sonra da 10 sene içinde açabilir. İyi niyetli olduğunuz için size aslında kanun koyucu burada zaman aşımı süresini belirterek biraz daha sizi korumaya yöneltiyor. Çünkü burada kazandırıcı zaman aşımıyla süremiyorsunuz. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Ve çok önemli bir fark. Evet. Peki bu adi, biraz önce bahsettiğin adi istihkak davasından ne gibi farkları var? Onu da adi istihkak davasından bir kere adi istihkak davasını siz kazandırıcı zaman aşımıyla sürebiliyorsunuz. Ben bu tescili kazandım, 10 sene ben maliktim diyebiliyorsunuz ve buradan kendinizi sıyırabiliyorsunuz aslında. Ayrı olarak, ek olarak da istihkak davası sadece taşınır ve taşınmaz mallar için açılabilir. Siz bu davayı miras sebebiyle istihkak davasını her türlü tereke dair her türlü hak için yapabilirsiniz. Her türlü alacak için yapabilirsiniz. Böyle bir artısı var. Yine ihtiyat tedbir anlamında siz hiçbir gerekçe, hiçbir teminat göstermeden miras sebebiyle istihkak davasında bu davayı da tedbir alabilirsiniz. Şerh koydurabilirsiniz. Ama adi istihkakta bunu yapamazsınız. Anladım. Ve adi istihkakta zaman aşımı da yok.
Yani dava açma süreniz gibi bir şey yok. Bu zaman aşımı ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Bu süre zaman aşımı, hak düşürücü süre değil. O yüzden şuna davalılar açısından en azından şuna dikkat etmelerini öneririm. Hak düşürücü süre olmadığı için mahkeme bunu re'sen dikkate alamayacak. Sizin bunu ileri sürmeniz gerekecek. Davalı olarak sizin ileri sürmeniz gereken bir süre. Burada önemli bir ayrıntısı da var. Şimdi o zaman yani temel olarak bu tür bir dava birçok miras davasının konusunu oluşturabilir. Evet. Peki uzun süren davalardan mı? Bence uzun süren davalardan. Çünkü ispat sorunu. Burada bence en büyük sorunlardan biri ispat sorunu. Ne gibi bir sorunla karşılaşırız yani, ispatta? Ve nasıl aşarız? İki taraf ispat olduğunu söyleyebilirim. İspat olarak ilk baştaki aslında davacı mirasçı olduğunu ispat edecek. Ki bunu yani yapması kolay aslında. Mirasçılık sebebi, miras belgesiyle, vasiyetnameyle bunu ispat edebilir. İkinci olarak bu malın terekeye girdiğini, yani terekedeki terekeye ait bir mal olduğunu, bir taşınmaz olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Burada büyük bir sıkıntı var bence. Özellikle para alışverişlerinde. Çok büyük. Bunun tanıkla falan ispat edilebilir mi? Tanıkla falan ispat edebilirsiniz. Her türlü delille ispat edebilirsiniz ama bu zamanda karşı tarafın ispat hakkı doğacak, ortaya çıkacak. Karşı tarafta sadece şunları ispat etmesi gerekiyor artık. Siz bu şeyleri sunduktan sonra sen artık mirasçı değilsin. Bu mirasçılık belgesi sahte. Belki bunu ispat edebilir. Ya da bu mal terekeye ait değil. Bunu ispat edecek. Geçenlerde bir meslektaşımın yıllar sonra ortaya çıkan mahkemeden almış mirasçılık belgesi. Mirasçılık belgesine göre paylaşım yapılmış. İntikaller gerçekleşmiş. Hatta o intikaller sonrasında üçüncü kişilere satış yapılmış. Sonra ortaya çıkıyor ki mirasçılık belgesi hatalı. Yeni çıkarılan mirasçılık belgesinde, eski mirasçılık belgesinde sadece iki mirasçı görünürken yeni çıkarılan mirasçılık belgesinde 30 mirasçının olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bundan kaynaklı büyük bir sıkıntı. Evet. Bu da tam aslında mirasta istikak davasına bir örnek teşkil edebilir. Evet, burada. Yani zaten Türkiye'de tabii ki birçok dava yargılama süresi açısından çok uzun. Ama bu tür davalar da mirasçıların en çok karşılaşabildiği ya da karşılaşma riskinin olduğu davalardandır. Özellikle belirtmek istediğin, vatandaşlarımızın dikkatine çekmek istediğin başka bir husus varsa onu da alıp istersen bu videoyu sonlandır. Yani burada bir de şöyle bir husus var. Yetkili mahkemeye söylemedik. Orada bir sıkıntı belki. Normalde yetkili mahkeme bizde tıpı iptal teşkil davaları hep taşınmazın bulunduğu yerdir. Aynına ilişkin olduğu için. Evet. Ama burada miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi. Buna dikkat edilmesi gerekiyor ve bu kesin yetki. Kesin yetki olduğu için gözetilecek de bir yetki. İlk aslında Asliye Hukuk Mahkemesi. Hemen ilk akla gelen şey taşınmazın bulunduğu yerdir ve çok büyük hata yapıldığını ben de tespit ediyorum. Evet, çok teşekkürler Merve. Ben teşekkür bu kadar ederim. Böyle detaylı bir konuyu çok hızlı, kompakt bir biçimde aktardın. Bence de her şeyi aslında aktarmış olduk. Bazen tabii ki YouTube'un sınırları var. İnsanlar genel olarak bir bilgi edinmiyor ama tabii ki böylesi davalar bu kadar önemli. Davalarda, bu kadar teknik davalarda mutlaka bir avukat hizmeti, bir danışmanlık almanız gerekir. Burada sadece genel hatlarıyla vatandaşın kısaca bilgilendirilmesini istiyoruz. Evet, bugün yeni bir format oldu. Tekrar teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok da güzel bir sunum yaptın. Buna benzer videolarımız devam edecek. Ben tabii ki yine sizlerle ayrıca buluşacağım ama yine de çalışma arkadaşlarımla birlikte de bu tür dava türlerini inceleyeceğiz, konuşacağız. Özellikle dikkat edilmesi noktaların altını çizeceğiz. Evet, son aslında kapanışı da şu şekilde yapıyoruz biliyorsun. Mutlaka kanaldaki tüm videoları beğendiğimiz gibi kanala da abone olmayı unutmayın ki buna göre çok daha fazla, zaten çok geniş bir aileyiz. O aileyi daha da büyütelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.